Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Selam olsun hidayete tabi olanlara. Bugünkü konumuz kader. Kader nedir? Kader iki türlüdür. Bir insanın kaderi, iki yüce Allah'ın kaderi. İnsanın kaderi, insanın yüce Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilen akıl, irade, meleke, yani yetenekleri Kur'an istikametinde kötüye veya iyiye kullanmasıdır. Allah'ın kaderi, Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin ilahi bir sırrı, hikmet, adaletidir. Bütün kainatı idare edip yönetmesidir. Bize düşen kendi kaderimize bakmak. Tabi insan var kaderini kötüye oynar, insan var kaderini iyiye oynar. Her şey kaderdir. Bize düşen Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin vermiş olduğu aklı, iradeyi ve melekeleri, yetenekleri ilahi mesaj, vahiy doğrultusunda düzgün bir şekilde kaderini kullanmasıdır. İsra 13, insan Azze ve Celle ne buyuruyor? İnsanın tayrını, yani kaderini, çabasını kendisine bağlı kıldım. Kim insanlar var, kaderini doğru şekilde oynar. Kimileri var, kötüye oynar. Yaptığından dolayı öbür tarafta Yüce Allah Azze ve Celle bunun hesabını bir şekilde soracaktır. Allah'ın kaderi, Yüce Allah'ın kun feyekun fe'alâ lüme yurid, kainatı idare etmesi, istediğini yapması, onun ilmidir, onun bilgisidir. Biz bunu mutlak manada anlayamayız. Biz zaten Yüce Allah'ın mutlak manada bilgisini anlasaydık biz insan olmazdık. O da yüce aşkın büyük olmayacaktı. Biz her şeyi algılayamayız. Sınırlı akıl, sınırsı olanı kuşatamaz. Zaten kuşatsaydık bu soru sormayacaktık, imtihanda olmayacaktık, her şeyi algılayacaktık. Her sorunumuza çözüm bulacaktık. Anlayamadığı için biz bu imtihanlardayız. Anladığımızı anlayacağız, anlamadığımızda teslimiyet göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de hocam soruyorlar, hani kadere iman yok. Kadere iman Allah'ın ilmi, bilgisi dahilinde olduğu için, Allah'a iman içinde yer aldığı için ayrıyeten de Yüce Allah Azze ve Celle ayrı bir kadere iman konusunu zikretmeyi, yazmayı uygun görmemiş. Hadid suresi ayet 22, Kamer suresi ayet 49, 50, 51, 52 ve Enam suresi ayet 59'da Yüce Allah Azze ve Celle kendi kaderini arz eder pratik olarak. Biz tekrar söylüyorum, Yüce Allah'ın kaderine girmeyeceğiz. Her şey kaderdir. Biz kaderimizi doğru şekilde ilahi mesaj şekilde oynarsak kader iyiye gider. Her yaptığımız iyilik veya kötülük, dualar, ibadetler kaderi iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz bir şekilde etki eder, değiştirir. Her şey kaderdir. Kaderimizi İsra 13'te belirttiği gibi Yüce Allah Azze ve Celle, İnsan kendi kaderini kendi eline çizer. Yaptıklarının sevabını ve günahını bir şekilde öbür tarafta öder. Yani şerri ve hayrı Yüce Allah yaratmış. Ama şerrin ameli Yüce Allah'a ait değil, bize aittir. Biz bundan, çünkü şer olmasa hayrın kıymeti olmaz. Soğuk olmasa sıcağın değeri bilmez. Hastalık olmasa saatin kıymeti anlaşılmaz. Eksi artı olmasa yağmur yağmaz. İlahi denge sağlanmaz. Hayır ile şer iç içedir. Bize bilinenden bir tercihtir. Yani biz bunu akılımızı, irademizi, melekelerimizi doğru şekilde kullanacağız. Şayet biz kaderi mutlak manada anlasaydık ne olacaktı? Yarın başımıza gelecek olayları anlayacaktık. Dayanamayacaktık. Kader sırrı açılıp her şey aşikar olacaktı. Allah bu sabrı bize niçin verdi? İradeyi niçin verdi? Akıllı melekeleri niçin verdi? Bize vicdanını niçin verdi? Niçin bizi dünyaya gönderdi? O anlamsız kalacaktı. Demek her şeyi anlayamayız. Anlasaydık insan olmayacaktık. Teslimiyete, aşağı Yüce Allah'a gerek kalmayacaktı. Anladığımızı anlayacağız. Anlamadığımıza teslimiyet göstereceğiz. Kendi kaderimize geleceğiz. Hocam bu kader midir? Hocam bu kader midir? Evet, her şey kaderdir. Ama bazı durumlar var. Mesela 24'te Yüce Allah ne diyor? İnsan her istediğini elde edemez. Bazı insanlar var, bazı şeyleri yapmak ister, Allah engel olur. Bu kaderdir. Bunu mutlak manada anlayamayız. Ama ileriki safhada, durumlarda sabredersek Allah Azze ve Celle bunun hikmetini bize, kader planını bize kısmen açıp bize bunun niçin olduğunu gösterir. Yani o yüzden biz sınırlı varlığız. Sınırlı varlık sınırsız olanı kuşatamaz. Yani kaderi tümden anlasaydık imtihana gerek kalmayacaktı. Bütün sırlar açılacaktı. Acılara, sıkıntılara dayanamayacaktı. Siz bir yerde patron olun, bütün iş yerinin sırlarını, özellerini işçinizle paylaşır mısınız? Hayır. Yüce Allah Azze ve Celle kainatın mutlak patronudur. Tabii ki bütün kader sırrını, planını herkese paylaşmaz.
Teşekkür ederim. Selam olsun hidayete tabi olanlara. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.